Merhaba arkadaşlar. Sol düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 4 Mart Cuma Antalya Atatürk'e vereceğim. Arkadaşlar Antalya'ya geçmeden ben kısaca bir günün analizlerine bakalım arkadaşlar. İzmir altılısını yakaladık arkadaşlar. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Benim bazı özel işlem vardı. Ben bugün kendim oynayamadım arkadaşlar. Tekrar bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Antalya kurgumuzda 5'e kaldı arkadaşlar. İzmir'le başlayalım. Altılı yayın ilk ayağında 5 numara Şanar'a geldi arkadaşlar. İşte dün özellikle vurguladım arkadaşlar bu tayı. Sarta çıkarsa bu grubu rahat geçer dedi. Sart sonu var dedi. Özellikle vurguladım arkadaşlar. Size önerdim 5 numara Şanar'ı. Yazalım dedi. Çocuk bir at fazla yapmış oluruz dedi. 5 numara Şanar'a geldi. Önerdik. Arkadaşlar ben çalışmamda ne çıkarıyorsa ben onu size öneririm. Ben bugün kendim oynayamadım. Bazı özel işlerim vardı arkadaşlar. Ona da oynayamadım. Burada 5 numara Naldo Kembe geldi. Sizlere önerdim. Ben buraya çok at önerdim. Özellikle ben şifre fersinde Yeksila'da dahi bir yarış bekliyordum. Olmadı. Bu iki tay takımda bir at arkadaşlar. Burada 2 numara Temelkan Bakudu. Burada 3-1-2'dik arkadaşlar. 3 numara Goldrax geldi. Önerdik. Ve 8 pardon 3-8 orta ölçekli kupla için yeterliydi. Bir gün oynayan arkadaşımız, para giden arkadaşımız 6 numara King Low ve 1 numara Peköz'ü taylasın dedi. 1 numara Peköz geldi arkadaşlar. Arkadaşlar hiçbir site size bu tayları önermez arkadaşlar. Bunlar takipteki atar arkadaşlar. Hiçbir site önermez. Ya ben bunu gerçekten söylüyorum. Samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar. Ne bu Peköz'ü size önerdiler ne de ilk ayaktaki Şanara'yı arkadaşlar. Son ayaktaysa favori geldi arkadaşlar. Alaçatı ağası. Size önerdik arkadaşlar. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Bir Antalya'ya da bakalım arkadaşlar. Antalya'da da son ayakta yattık. Yıldız Plaza için 3-1 dedik. 3 numara Bali Kız geldi. Altılı yerlik ayarında 3 numara Angelo Farrer geldi. Sizlere önerdik arkadaşlar. Bu da 7 numara Godasuma geldi. Önerdik. 1 numara Secret Dagger geldi. Önerdik. Belal Tumulyan'a ben çok at önerdim. Burada da ben Çarigar'da daha çok görüyordum. O da ikinci oldu arkadaşlar. Belal Tumbur geldi, önerdik. Kuyruklu Yıldız geldi, önerdik. Son olarak da ise 2 numara Cermece Banko'daki 3. oldu. 1 numara Oğuş'a geldi. Bunlar arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Yarına bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğen tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa, bel tuşuna basarsanız kanalımız ön plana çıkar, geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, bel tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, bel tuşuna bastığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Antalya'da Gündüzler'de 8 koşu bir program vardır. Saat 2.30'da 1. koşuyla 4'lü gelen, saat 3.30'da 3. koşuyla 6'lı gelen başlar. Biz 1. koşuyla başlayalım arkadaşlar. Saat 2.30'da 1. koşuyla 4'lü gelen başlar. Meydan 4 yaşlar yapar. 2 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atım 4 numara sekreterya. Daha sonra 1 numara görkemli kaya. Arkadaşlar orta ölçekli kumlar için bu iki at yeterlidir. 1, 4. Bir gün arkadaşlarımız 2 numara korkusuz batal ve 6 numara beyni değerlendirsin arkadaşlar. 6 numara beyin. 1, 4 orta ölçekli kura için yeterlendik. Bir gün arkadaşlarımız 2, 6'yı değerlendirsinler. Arkadaşlar 2 ile 8 ekürüdür. 1 ile 5 ekür koşuyor arkadaşlar. Saat 3'te 2. koşu. Yıldız Plaza basar. Şartlı 5. 5 ve yukarı yapar. 2 metre kum. Burada yaratım 1 numara Yüksel abi.
7 numara Taşan'la Ekül'dür. Daha sonra 4 numara Tanır Bey. Arkadaşlar orta üçlük bunun için 4'lük ayar üzerinde bu hikayet yeterlidir. 7 plaza içinde bu hikayet yeterlidir arkadaşlar. 4'lük ayar üzerinde ise bir oynayan arkadaşımız 6 numara Özyan Ağa ve 2 numara Alex Taşan'ı değerlendirin arkadaşlar. 1-4 7 plaza için yeterlidir arkadaşlar. 4'lük ayar üzerinde ise 6 ile 2 değerlendirin. Saat 3. kurşu. Antikap 14. 3 yaşlı İngilizler. 1400 metre kum. Arkadaşlar bu da 2 numara Grandeur Altatif Banko'dur. Bu da 2 numara Grandeur Altatif bir Banko'dur. Bu da 3 tane takımda bir at var arkadaşlar. 3 tane takımda olan at var arkadaşlar. Ondan dolayı ben bu Grandeur'u Banko olarak öneremiyorum. 4'lü gayen üzerinde 2 numara Banko'dur. 4'lü gayen üzerinde. 7 plus oynayan arkadaşlarımıza tek atabilir Grandeur'u. Yani ben takipte burada 3 tane at var arkadaşlar. Ondan dolayı altı Banko olarak size öneriyorum. Öncelikle bir 4 numara Stilamper. Takipte bir at arkadaşlar. Daha sonra 1 numara Best of Fatoş. Daha sonra 7 numara Taylan. Bu da takipte bir at arkadaşlar. Ve sonra 3 numara Tangülarım diyeceğim arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarımız 2 numara Grandeur'u Banko olarak Banko atarak 6'lı gayana başlayabilir arkadaşlar. Rakip 4-1-7 üstün. Saat 4'te 4. koşu. Kısa vada 6. 4'te yukarı İngilizler. 2 metre kum. Buna yazdım 5 numara Bayartu. Müslüm Çelik'le. Daha sonra 4 numara Morino. 3 numara Lucky Just'ı. Arkadaşlar orta ölçekli kupalar için bu 3 at yeterlidir. Büyük ünlü arkadaşımız 1 numara Alessandra ve 2 numara April One'ı değerlendirebilir. Saat 4.30'da 5. koşu 6'lı ayağının 4. ayağıdır. Handicap 16, 4'te yukarı İngilizler, 2200 metre kum. Buraya geldim 1 numara Rotovatör. Daha sonra 2 numara Blinding Light. 3 numara Black Trouble. Arkadaşlar, orta çocuk bula için misli oynayan arkadaşımız için bu 3 at yeterlidir. Bir gün arkadaşımıza 3 at daha önereceğim. 4 numara Fatal Wolf. 5 numara Angel of Kingdom ve 7 numara Nasır Urban diyeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3 orta ölçekli kupalar için, misli oynayan arkadaşımız için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşımız 4, 5, 7 sıralama dahilinde büyükçe dahilinde at alabilirsiniz arkadaşlar. Saat 5'te 6. koşu 6'lı yarının 4. ayağıdır. Kısa vada 8. 3 yaşlı İngilizler. 1900 metre kum. Burada ilk atım 3 numara Osiris. Daha sonra 4 numara Rajas'ı. Ve 5 numara Serasa diyeceğim arkadaşlar. Ayrımsız yazalım arkadaşlar bu 3 atı. 3, 4, 5. Ayrımsız yazalım arkadaşlar. Saat 5.30'da 7. koşu. Altın gayen 5. ayağıdır. Meydir. 4 yaş Araplar. 2 metre kum. Burada 2 numara Serhat Fırtınası. Ama içerikte Banko diyeceğim arkadaşlar. 2 numara Serhat Fırtınası. Banko arkadaşlar. Saat 6'da 8. koşu. Altın gayen son ayağıdır. Kısa vadeydi. 4 yaş Araplar. 2 metre kum. Burayı atın 1 numara Bubo. Daha sonra 3 numara Canım Kardeşim. Daha sonra 7 numara Tunçla. Arkadaşlar orta ölçekli kupalar için bu 3 at yeterlidir. Misli oynayan arkadaşımız için bu 3 at yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşımıza bir at önereceğim. 2 numara Balmelda. Büyük oynayan arkadaşımız
pencere bırakmasın. 2 numara Balmelda'yı değerlendirsin. Arkadaşlar benim 6 ay üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak. Arkadaşlar küçük şablonumuz bir para tutmuyor. Buraya 1, 3, 7, 3 saat oynadık. Büyük görünen arkadaşlarımız 2 numarayı değerlendirebilirdik. 2 numara Balko dedik. Buraya 3, 4, 5 dedik arkadaşlar. 3 saat oynadık. Buraya orta çektik. Buraya için tekrar 3 saat oynadık. Büyük görünen arkadaşlarımıza daha sonra da 3 saat oynadık. Buraya orta çektik. Buraya için misli oynayan arkadaşlarımız için 3 saat oynadık. Daha sonra 2 saat oynadık. Buraya bir alt altın Balko oynadık arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Bu tay katay bir taydır. Ben buraya daha sonra Fatih takipmek bir at. 4 numara Slumper takipmek bir at. Ben 7 numara Tai Lung takipmek bir at. 3 numarayı da daha da takipmek bir at olduğu için önerdim arkadaşlar. Bunlar olmamış olsaydı ben Grand Ogre'u bank olarak size önerecektim. İsteyen arkadaşlarımız 6 grand ilk ayında 2 numara Grand Ogre'u da bank olarak değerlendirebilir. Arkadaşlar ben değerlendirmem bu şekilde. Umudum başarılı olur. Umudum faydalı olur arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutulatları üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atılmaya çalışın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Şansınız bol olsun. İyi yaşamlar dilerim.